Merhaba arkadaşlar şimdi yeni bir başlık ve yeni bir konudayız. ÖSYM'nin de en çok soru çıkartacağı başlıklar arasında dünyanın şekli ve hareketleri bulunuyor. Şimdi dünyanın şeklinin ne olduğu, hareketlerin ne olduğu ve buna bağlı olarak nelerin değiştiğini özenle ve önemli öğrenelim. Şimdi dünyanın şekli ve hareketlerinde ilk olarak ay ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Ay biliyorsunuz dünyanın uydusu ve diyoruz ki iklim olayları yoktur ayda. Dünyanın tam tersi iklim olayları yok çünkü atmosferi yok ayın. İç ısısını kaybetmiştir. Yani magma dediğimiz dünyayı şu an hala hareketli halde tutan iç ısıya ay sahip değil. Peki yüzeyinde sıcaklık farkı fazladır. Yine az önce belirttiğimiz gibi dünyadaki gibi atmosfere sahip olmadığı için ay yüzeyinde sıcaklık farkında oldukça fazla yaşar. Peki, ayın ve dünyanın kendi eksenlerindeki hareketi sürekli eşit olduğu için, bakın ikisinin hareketi sürekli eşit olduğu için dünyadan ayın sürekli bir yüzünü bizim gördüğümüz söylenebilir. Şimdi dünyanın şekli. Burada şekil sorularında iki şekil karşımıza çıkacak. Biz onları detaylı olarak işleyeceğiz. Dünyanın şeklinde en çok karşımıza çıkacak şekil küreye benzeyen ancak tam küre olmayan bir şekil. Kutuplardan basık ve ekvatordan şişkin olan bir şekil daha var. İşte biz bu şekli ne diyoruz arkadaşlar? Geoid. Yani iki türlü şekil sorularıyla karşılaşabiliriz. Bunlardan bir tanesi küresel şekil ve buna bağlı sonuçlar. Bir diğeri ise geoid şekil ve buna bağlı sonuçlardır. Bunu da unutmayalım. İlerleyen derslerimizde bunlarla ilgili detaylar verilecek. Peki. Şimdi öncelikle karşımıza çok 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 çıkacak geoitlik nedir ve geoitliğin kanıtları nasıl yapılır ondan bir bahsedelim. Bunlardan en önemlisi ekvator yarı çapının bakın arkadaşlar yarı çapının yani 6378 km olan yarı çapın kutuplar yarı çapından yani 6357 ile 21 km daha uzun olması. Neymiş ekvator kutuplardan 21 km daha uzun bunun temel sebebi de dünyanın geoçekli küresel değil. Peki ikincisi ekvator çevresinin bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazla olmasıdır. Bu da önemli bir ispat geoidlikte. Üçüncüsü yer çekiminin kutuplara doğru artması yani kutuplarda yer çekiminin daha fazla olması kesinlikle geoidliğin en önemli ispatları. Bunları unutmuyoruz. Yarı çap tekrar ediyorum ekvator çevresinin bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazla olması ve yer çekiminin kutuplara doğru artmasıdır arkadaşlar. Peki dünyanın küresel şeklinin sonuçları ve küresel şekliyle ilgili sorularda neyi düşüneceğiz? Az önce biz neyi anlatmıştık? Enlem ve enlemin etkileri işte enlemin etkilerinin tamamı dünyanın küresel şeklinin de sonucu olarak karşımıza çıkacak. Yani diyoruz ki küresel şekil sorularında enlemin etkileri paralelde düşünülürse çok daha kolay yanıtlanacak sorular haline gelir. Peki bununla ilgili bir notumuz var. Sıcaklık özel konumdan da etkilendiği için yalnızca enlem değerlerine bakılarak bir sonuca ulaşmamız mümkün değildir. Tekrar ediyorum sıcaklık özel konumdan da etkilendiği için yalnızca enlem değerleriyle ilgili değerlendirme yapmak sıcaklıkla ilgili çok doğru olmayabilir. O yüzden bölgenin ya da yörenin özel konum şartlarını da bilmemiz sorularda bize rahatlık sağlayacaktır. Şimdi buna bağlı olarak dünyanın da şeklinin oluşturduğu bir takım kuşaklar var. Bunları ikiye ayırabilmemiz mümkün. Birincisi iklim kuşakları, ikincisi sıcaklığı belirten iklim kuşakları. Bu ikisi aslında birbirinden farklı. Neden farklı? İklim kuşakları sadece enlem ve enlem değerleriyle oluşturulmuş. Ee, sıcaklık iklim kuşakları ise soğuk, ılıman ve sıcak kuşak olarak sadece enlem değerleri değil, özel konum şartları da ki bunlar nelerdir? Karadeniz dağılışı, okyanus akıntıları ve yükselti ortalaması gibi özel konum şartlarından etkilenmiştir. İklim kuşaklarında ise bu yoktur. Peki iklim kuşakları 0'dan 23-27'ye kadar yani bunlar neydi arkadaşlar? Dönenceler bu yengeç bu da oğlak dönencesi sıcak kuşak olarak adlandırıldı. 23-27'den 66-33'e kadar ki bu neydi? Kuzey kutup noktası değil tekrar ediyorum dairesi. Çünkü kuzey kutup noktamız burada. 23-27'den kuzey kutup dairesine kadar olan yerlerimiz ılıman kuşak. 66 33 ile 90 arasında soğuk kuşak olarak kabul ediyoruz. Sadece enlem etkisi düşünüldü. Bunu da unutmayalım. <laughs>